İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Samvel Garabetyan'ın ölümünün 4. yıl dönümü. Batı Ermenistan dergisinin 17. sayısı çıktı. Vasilis Maragos. Sumgayit'te yaşanan trajediler tekrarlanmamalı. Artsah Savaşı'nın ilk kadın komutanı Anahit Mardirosyan. Sumgayit ve Bakü'deki Ermeni pogromları. Sepanakert'teki Martuni Caddesi'nde bulunan Alexander Miasnikyan'ın heykeli yıkıldı. Avustralyalı Ermenlerin kalbini kazanmak. Şarkıcı Sibil, Avustralya'yı ziyaret edecek. Bugün Ermeni mimarisinin tutkunu Samvel Garabetyan'ın ölümünün dördüncü yıl dönümü. Monumentalok bu kelimeye sözlüklerde rastlamak mümkün değil. Kelime 10 yıllık tarihi boyunca yalnızca bir kişinin çaba ve çalışmalarını tanımlamak için üretilmiştir. Ve bir gün sözlüklerde hak ettiği yeri bulursa açıklama kısmında şöyle yazacaktır. Samvel Garabetyan Onun çalışma tarzı ve vizyonu ana vatanın beşiğinde adım adım ilerlemek, daha önce hiç çalışılmamış olanı bulmak, incelemek, duyurmak ve armenolojiye adamaktı. Pek çok köyün yerleşim yerinin ve mekanın ilk araştırmacısı, ilk fotoğrafçısı, kadastrocusu, sayısız anıtın kaşifi ve konumlandırıcısı, binlerce taş baskının ilk okuyucusu ve yayıncısıdır. Ne yazık ki özverili çalışması nedeniyle biriken muazzam materyalin yalnızca bir kısmını işleyip yayınlayabildi. Bir keresinde Samuel Garabetyan şöyle konuşmuştu. Artık hayatımda yapılan işlerin raporunu sunacak noktaya geldim. Bir de aniden bir sebepten dolayı sonuna kadar bitiremezsem işimi devam edenler var. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı 4 yıldır birçok zorluğa ve engele rağmen Samvel Garabetyan'ın güvenine ihanet etmeden hocasının vizyonuna canlı tutmaya ve onun başlattığı tüm programları yenilerini yaratmak gibi ileriye taşıyarak devam ediyor. 2020-2024 bu büyük Ermeni evladı Hayorti'nin faaliyetlerini sürdüren vakıf 17 eser yayınladı. 3 web sitesi ve 1 film yayınladı. Büyük Ermenistan'ın 500'den fazla yerleşim yerinin anıtlarını inceleyerek Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın arşivini 100 binden fazla fotoğraf, ölçüm ve diğer materyallerle zenginleştirdi. Mekanın cennet olsun büyük öğretmen çalışmalarınız devam ediyor. Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenya'nın 17. sayısı yayımlandı. Yeni sayısında Batı Ermenistan Ermenileri meselesi, dünyadaki Ermeni kimlik yapısı üzerine gibi yazılar yer alıyor. Batı Ermenistan dergisinin 17. sayısında Misak ve Meline Manuşa'nın ağaçlarının Fransız Panteonu'na defnedilmesi törenine ilişkin yazıları okuyabilirsiniz. 17. sayıda Sanremo konferansında Arsah meselesi mi başlıklı geniş bir yazı yer alıyor. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Vasilis Maragos, X mikrobrogunda şunları yazdı. 36 yıl önce Sumgayit'te yakınlarını kaybeden herkese en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Maragos şöyle devam etti. Bizler bu tür trajedilerin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için hepimiz uzlaşmacı, kalıcı ve dayanıklı bir barış sağlamak için en kararlı çabaları göstermeye devam etmeliyiz. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenya TV, Sumgayit ve Bakü'deki katliamlardan sağ kurtulan, Artsah'ta kocasının intikamını alan Ermeni bir kadının hikayesini sunuyor. Artsah Savaşı'na yüzlerce Ermeni kadın katıldı. Bazıları savaş alanında şehit düştü, bazıları geri döndü ve yanımızda yaşadı. Ancak kavgaları, hikayeleri ve isimleri pek çok kişi tarafından bilinmiyor. İlk kadın komutan Anahit Mardirosyan'ın savaşı 1989'da başladı. Bakü'de genç Ermeni çift Anahit ve Viktor da dahil olmak üzere pek çok sayıda Ermeni yaşıyordu. Sumgayit'ten ilk olaylar gerçekleştirildiğinde iki oğlunu sevgiyle, özveriyle büyütüyorlar, bir ev inşa ediyorlardı. Saatler içerisinde zalim ve korkutucu haberler sıklaştı. Azerbaycan'da Ermenilerin hayatı saniyeler içerisinde tehlikeli hale geldi. Anahit ve Viktor evlerini ve yerlerini terk edip Doğu Ermenistan'a taşınmaları gerektiğini hemen anladılar. O anda önemli olan çocukları ve kendilerini kurtarmaktı. Sabah havalimanına gitmek için kucaklarında çocuklarıyla sokağa çıktılar. Ancak en yakın havaalanına gelmeden kader tersine dönecek, hayat farklı bir seyir izleyecektir. Sokakta vahşi bir karabalık gürültüyle Ermeni ailesini kuşattı. Anahit korkuyla onlara dairenin anahtarlarını verdi. Yağmalamaları, evi, her şeyi kendilerine bırakmaları gerektiğini düşündü. Güruh, ganimet sahibi olma fikrinden memnundu ama kana susamıştı. Victor'un kafasını kesip karısının ve çocuklarının önünde havada salladılar. Bu olay komutanın hayatında büyük bir etki yarattı ve onu Arsah'a götürdü. Anahit Mardirosyan'ın yolculuğunu Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenia TV'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Uzun yıllar Azerbaycan propagandası Sumgayit'teki Ermeni katliamına nasıl tepki vereceğini tam olarak bilmiyordu. Konuyu kapatmanın mümkün olmayacağı aşikar olduğundan olaylara ilişkin olumlu bir imaj oluşturmak gerekiyordu. Daha sonra Sumgayit trajedisinin çeşitli nedenleri ve senaryoları ortaya çıktı. İncelenen senaryolardan bazılarını Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenya TV sizlere sunuyor. Birinci senaryoya göre 1988 yılında Doğu Ermenistan'da bazı olayların yaşandığı, Sumgayt'e kaçan Azerilere yönelik katliamların yaşandığı iddia ediliyor. Bu konuyu uluslararası kitle iletişim araçlarında da yaymaya çalıştılar. Daha sonra her şeyin Sovyet Devlet Güvenlik Komitesi tarafından organize edildiği fikrini yaymaya başladılar. Sonuç olarak daha da saçma bir hipoteze ulaştılar. Edvard Grigoryan, yarı Ermeni ailesi uzun zaman önce Doğu Ermenistan'ı terk etmişti. Yüzlerce katliamcılar arasında yer aldığı için ona odaklandılar. Her ne kadar hipotezin kendisi saçma olsa da Azerbaycanlılar aktif olarak bu yönde çalışıyorlar. Batı Ermenistan televizyonu Sumgahit'teki Ermeni katliamının önceden planlandığına dair çok sayıda tanık olduğunu hatırlatmaktadır. Katliamların yaşandığı günlerde birçok Ermeninin evinde telefonlar çalışmıyor. Polis kentteki ayaklanmaları engellemiyordu. Üstelik pogromları gerçekleştirenlerin saflarında önceden Ermenilerin adres listelerini hazırlayan polislerin de bulunduğuna dair kanıtlar var. 27-29 Şubat 1988 tarihlerinde Azerbaycan'ın Ermeni nüfusu Sumgayit kentinde yaşanan katliamlarda onlarca ölü ve yüzlerce yaralı oluştu. Bu etnik gruplar arası çatışmanın tırmanmasında önemli bir olay ve bir dönüm noktası haline geldi. Bu durum Doğu Ermenistan'dan Sumgayit, Artsah ve Artsah'tan ilk Ermeni mülteci akınına yol açtı. Azerbaycan Artsakh'ın kurtarılması sırasında dikilen anıtların programlı bir şekilde yok edilmesi politikasını son dönemde aktif olarak uygulayarak Sovyet devlet adamı, siyasetçisi, entelektüel ve edebiyatçı Alexander Miasnikyan'ın Stepanakert'in Marduni Caddesi üzerinde bulunan heykelini yıktı. Stepanager şehrinde Alexander Miasnikyan'ın heykelinin açılışı 27 Eylül 2014'te gerçekleşti. 2014 yılından itibaren belediye meclisinin kararıyla Stepanager şehir günü Eylül ayının 3. Cumartesi günü kutlanmaya başlandı. Edebi takma adı Martuni olan Alexander Miasnikyan, anıtının yaratıcısı ünlü heykeltıraş Yuri Hovanisyan'dır. Silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların yok edilmesini yasaklayan 1954 Lahey Sözleşmesi'ne göre anıtın antikliği, eski veya yeni olması veya niteliği, yıkımı haklı kılacak bir neden olamaz. Sözleşmenin birinci maddesine göre kültürel değer uluslararası ve evrenseldir. Kültürel değer kökeni ne olursa olsun, dini veya layık niteliği ne olursa olsun, mimari, sanat veya tarih eserleri gibi her halk için büyük önem taşıyan taşınır veya taşınmaz mirastır. Bu nedenle miras nerede bulunursa bulunsun her yaratıldığında korunmalıdır. Sözleşmenin mantığına göre uluslar kendi miraslarının büyük önem taşıdığına yani Arsak Ermenileri buna karar verecektir. Ve nasıl görünürse görünsün Azerbaycan'dan ne gibi duygular uyandırırsa uyandırsın korunması gerekiyor ve eğer 20. yüzyılda kültürel miras zorunlu olarak geçmişin tarihsel önemiyle donatılmışsa o zaman 21. yüzyılın görsel hukuk miras sisteminde hem geçmişin hem de bugünün değerleri miras olarak kabul edilir. 1993 yılının 20 Eylül'ünden itibaren Azerbaycan 1954 Lahey Sözleşmesi'ni onaylıyor. Azerbaycan İşgal altındaki topraklarda kültürel değerlerin korunmasına ilişkin birinci lahi protokolü sürekli olarak onu ihlal ederek sadece art karşı değil tüm insanlığa karşı çok sayıda suç işliyor. Şarkıcı Sibil'in Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'nin daveti üzerine ilk kez Avustralya'yı ziyaret edeceğini büyük bir sevgiyle belirtmek isteriz. Bu ziyareti duyan Avustralya'daki Ermeni toplumu heyecanla konseri bekliyor. Sibil'in Sidney ve Melbourne'da iki konseri olacak. Bunlardan ilki 23 Mart'ta Sidney'de gerçekleşecek. Bu konserde yetenekli şarkıcıyla birlikte Tamzara adlı dans topluluğu ve müzisyenler de sahne alacak. 7 Nisan'daki Melbourne konserinde ise Azad Garipyan adlı dans topluluğu, çocuk korosu ve Akinyan Koleji müzisyenleri sahne alacak. Sibil yaklaşık bir ay boyunca Avustralya Ermeni toplumunda olacak ve yerel Ermenilerle çeşitli görüşmelerde bulunacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen Ocahi Yerkatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.